Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda Allah birdir, vahdaniyet ile ilgili ayet meallerini arz etmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bakara suresi 163 ve 255. ayetler. Hepinizin ilahı tek ilah olan Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahman ve Rahim'dir. Allah ki ondan başka hiçbir ilah yoktur. O ebedi diridir. Varlığı kendinden olup bütün kainatı yönetendir. Onu ne bir uyuklama ne de bir uyku yakalayabilir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. İzni olmadan onun huzurunda kim kalkıp da şefaat edebilir? O kullarının geleceğini de bilir, geçmişini de. Kullar ise dilediği dışında onun ilminden hiçbir şeyi kavrayamazlar. Onun kürsüsü gökleri ve yeri kuşatmıştır. Dolayısıyla her ikisini de koruyup gözetmek ona asla ağır gelmez. En yüce ve en büyük yalnız odur. Ali İmran suresi 2 6 ve 18. ayetler. Allah ki ondan başka hiçbir ilah yoktur. O ebedi diridir. Varlığı kendinden olup bütün kainatı yönetendir. Sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendiren de Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. O kudreti daima üstün gelen, her hükmü ve işi hikmetli ve sağlam olandır. Allah adaleti ayakta tutarak kendisinden başka hiçbir ilahın olmadığına bizzat şahittir. Ayrıca bütün melekler ve kendilerine ilim verilmiş olanlar da tam bir doğruluk, adalet ve hakkaniyet içinde aynı gerçeğe şahittirler. Evet, ondan başka hiçbir ilah yoktur. O, kudreti daima üstün gelen, her hükmü ve işi hikmetli ve sağlam olandır.'' Nisa suresi 87 ve 171. ayetler Allah ki ondan başka ilah yoktur. O geleceğinde hiçbir şüphe bulunmayan, kıyamet gününde sizi elbette bir araya toplayacaktır. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir? Ey ehli kitap! Dininizde aşırı gidip taşkınlık yapmayın ve Allah hakkında doğru olandan başkasını söylemeyin. Şunu bilin ki Meryem oğlu İsa, Mesih ancak Allah'ın peygamberi, Meryem'e ulaştırdığı kelimesi ve ondan bir ruhtur. O halde Allah'a ve peygamberlerine tam iman edin de Allah üçtür demeyin. Kendi iyiliğinize olarak bundan vazgeçin. Çünkü Allah bir tek ilahtır. Haşa o, çocuğu olmaktan pak ve uzaktır. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi O'nundur. Vekil olarak Allah yeter. En'am suresi 19 ve 102. ayetler Onlara kimi şahitliği daha büyük ve daha önemlidir diye sor. Cevap vermezlerse şunu söyle. Benimle sizin aranızda Allah şahittir. Bu Kur'an kendisiyle sizi ve ulaştığı herkesi ebedi azaba karşı uyarmam için bana vahyedildi. Siz Allah ile birlikte başka ilahların bulunduğuna gerçekten şahitlik mi ediyorsunuz? Şunu da söyle ben buna şahitlik etmem ve de ki o ancak bir tek ilahtır ve elbette ben sizin ona ortak koşmanızdan da koştuğunuz ortaklardan da bütünüyle uzağım. Tevbe suresi 31. ayet Onlar Allah'ı bırakıp hahamlarını, rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i Rab edindiler. Halbuki onlara kendisinden başka ilah olmayan bir tek Allah'a kulluk etmeleri emredilmişti. Allah onların şirk koştukları şeylerden münezzehtir. Hud suresi 14. ayet Eğer onlar acizlik gösterip size cevap veremezlerse, bilin ki Kur'an Allah'ın ilmiyle indirilmiştir ve ondan başka ilah yoktur. Artık teslim oluyorsunuz değil mi? Rahat suresi 16 ve 30. ayetler Resulüm, göklerin ve yerin Rabbi kimdir? diye sor ve onlar cevap vermezlerse sen, Allah'tır diye cevap ver. Onlara Allah'a bırakıp da kendilerine bile fayda ve zarar veremeyecek olanları dost mu edindiniz diye sor. Yine onlara hiç kör ile gören bir olur mu? Yahut karanlıklarla aydınlık hiç eşit olur mu? diye sor. Yoksa onlar Allah'ın yarattığı gibi yaratan, ona ortak bazı tanrılar buldular da bu tanrıların yarattığı varlıkların Allah'ın yarattığına benzemesi kafalarını mı karıştırdı? Sen şöyle de Allah her şeyi yaratandır. O tektir, her şeyi kudretine boyun eğdirendir. Resulüm seni de böylece kendilerinden önce nice ümmetlerin gelip geçtiği bir topluma peygamber gönderdik ki sana vahyettiklerimizi onlara okuyup açıklayasın. Çünkü onlar cahilliklerinden Rahman olan Allah'a inkar ediyorlar. De ki o benim Rabbimdir. Ondan başka ilah yoktur. Ben bütün varlığımla yalnız ona güvenip dayandım ve dönüşüm de sadece onadır.'' Nahl Suresi 22 ve 51. Ayetler Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Ne var ki ahirete inanmayanların kalpleri, bu en büyük gerçeği ve ona dayanan daha pek çok gerçeği inkara şartlanmıştır. Onlar boş bir büyüklenme içindedirler. Allah şöyle buyurdu. İki ilah edinmeyin. O ancak bir tek ilahtır. Öyleyse yalnız benden korkun. İsra Suresi 42 ve 43. ayetler Resulüm de ki, Faraza onların iddia ettikleri gibi Allah ile beraber başka ilahlar olsaydı, bu takdirde o ilahların hepsi arşın sahibine ulaşmak için mutlaka bir yol ararlardı. Allah onların iddia ettiklerinden son derece uzak, çok çok yüce ve pek büyük bir yükseklikle yüksektir. Taha Suresi 8. ve 98. Ayetler Allah ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. En güzel isimler ona aittir. Şüphesiz sizin ilahınız ancak Allah'tır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Onun ilmi her şeyi kuşatmıştır. Enbiya suresi 22 ve 25. ayetler. Eğer göklerde ve yerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı, ikisinin de dengesi ve düzeni kesinlikle bozulur giderdi. Arşın Rabbi olan Allah Onların yakıştırdığı her türlü çirkin vasıflardan uzaktır, yücedir. Biz senden önce gönderdiğimiz her bir peygambere, gerçek şu ki benden başka ilah yoktur. Öyleyse sadece bana kulluk edin diye vahyetmişizdir. Mü'minun suresi 91 ve 116. ayetler Allah asla çocuk edilmemiştir. Onunla birlikte başka bir ilah da yoktur. Eğer olsaydı o takdirde her bir ilah, kendi yarattıklarını yanına alır ve mutlaka biri diğerine üstünlük kurmaya çalışırdı. Allah onların uydurduğu noksan sıfatlardan münezzehtir. Mutlak hakim ve yegane gerçek olan Allah yüceler yücesidir. Ondan başka ilah yoktur. O çok şerefli arşın sahibidir. Kasas suresi 70 ve 88. ayetler. Çünkü o Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Dünya ve ahirette bütün hamdler ona mahsustur hüküm vermekte yalnız onun hakkıdır. Sonunda siz ancak onun huzuruna döneceksiniz. Allah ile beraber başka bir ilaha yalvarma. Çünkü ondan başka ilah yoktur. Onun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnız ona aittir. Siz de sonunda onun huzuruna çıkarılacaksınız. Fatır Suresi 3. Ayet Ey insanlar! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın ve onlar üzerinde düşünün. Allah'ın dışında sizi gökten ve yerden rızıklandıracak başka bir yaratıcı var mıdır? Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse nasıl oluyor da Allah'tan yüz çevirip yanlış yollara düşüyorsunuz? Saffa Suresi 1 ve 5. Ayetler Yemin olsun saf saf dizilenlere, o göklerin, yerin ve bunlar arasında bulunan her şeyin Rabbi, aynı şekilde doğuların da Rabbidir. Saat Suresi 65 ve 66. Ayetler Resulüm de ki: Ben ancak bir uyarıcıyım. Her şeyi kudretine boyun eğdiren tek bir Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O göklerin, yerin ve bunlar arasında bulunan her şeyin Rabbidir. O karşı konulmaz kudret sahibidir ve çok bağışlayıcıdır. Zümer suresi 4 ve 6. ayetler. Allah evlat edinmek isteseydi yarattıklarından dilediğini seçerdi fakat o evlat edinmekten de her türlü noksanlıktan da yücedir. O her şeyi kudretine boyun eğdiren tek bir Allah'tır. O sizi bir tek nefisten yarattı. Ondan da eşini var etti. Sizin faydalanmanız için hayvanlardan sekiz çift meydana getirdi. O sizi analarınızın karnında üç karanlık içinde bir yaratıştan diğerine geçirerek yaratıyor. Rabbiniz olan Allah işte budur. Bütün kainatın mutlak mülkiyet ve hakimiyeti ona aittir. Ondan başka ilah yoktur. Böyleyken nasıl oluyor da ona kulluktan yüz çeviriyor, yanlış yollara sürükleniyorsunuz. Mümin Suresi 2 16 62 ve 65. ayetler. Bu kitap kudreti daima üstün gelen ve her şeyi hakkıyla bilen Allah tarafından parça parça indirilmektedir. O gün bütün insanlar kabirlerinden çıkıp Allah'ın huzuruna varacak. Onlarla ilgili hiçbir şey Allah'a gizli kalmayacak. Allah, "Bugün mutlak mülkiyet ve hakimiyet kimindir?" diye soracak. Kimse cevap veremeyecek de yine kendisi tek olan her şeyi kudretine boyun eğdiren Allah'ın buyuracak. İşte Rabbiniz olan Allah budur. O her şeyin yaratıcısıdır. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse nasıl oluyor da ondan yüz çevirip yanlış yollara düşüyorsunuz. O ezeli ve ebedi hayat sahibidir. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse her türlü şirk ve gösterişten uzak durup, ibadet ve taati yalnız Allah'a has kılarak ona yalvarın. Bütün övgüler ve yücelikler alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Fussilet Suresi 6. Ayet Resulüm de ki, Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Ama bana sizin ilahınızın bir tek ilah olduğu vahyediliyor. Şu halde dost doğru ona yönelin ve günahlarınız için ondan bağışlanma dileyin. Gerçek ortadayken ona ortak koşanların vay haline. Zuhruf Suresi 84. Ayet Allah gökte yegane ilah, yerde de yegane ilahtır. O, her hükmü ve işi hikmetli ve sağlam olan, her şeyi hakkıyla bilendir. Duhan Suresi 8. Ayet Ondan başka ilah yoktur. O diriltir ve öldürür. Sizin de Rabbiniz, gelip geçmiş atalarınızın da Rabbi odur. Haşir Suresi 22 ve 23. Ayetler O Allah ki ondan başka ilah yoktur duyuların algı sahası dışında kalan şeyleri de, duyuların algı sahasına giren şeyleri de bilir. O Rahmandır, Rahim'dir. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. O Melik'tir, Kuddüs'tür, Selam'dır, Mü'mindir, Müheymin'dir, Aziz'dir, Cebbardır, Mütekebbirdir. Allah, müşriklerin ortak koştukları şeylerden çok uzaktır, yücedir. Tegabun Suresi 13. Ayet Allah ki ondan başka ilah yoktur. Müminler de ancak Allah'a dayanıp güvensinler. Müzemmil Suresi 9. Ayet O doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. O halde bütün işlerinizde yalnız onu vekil tut. Ona güven ve sığın. İhlas Suresi 1. Ayet De ki o Allah birdir. Azim olan Allah doğru söyledi.